Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu görüntüler ne? Arkadaşlar, şimdi şöyle söyleyeyim size. Önemli bir haberimiz var. Bu haber dün çıktı zaten. Yönetmelikte olan değişiklikler. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi komple kripto para, Bitcoin, altcoin'ler, İşte logolar, bunlarla ilgili kısa bir haber başlığı okuyacağım sizlere. Kripto para alım satımı yasak değil arkadaşlar Türkiye'de. Bu bir yanlış anlama oldu. Neden? Yönetmelikte iki tane, yani bu yönetmelikte iki tane düzenleme getiriyor bu kripto paraya, iki tane. Bunlardan birincisi, bankalar dışında kalan ve elektronik paraya ya da ödemeye aracılık yapan kurumların kripto parayla alakalı olarak alım, satım, saklama ve diğer hizmetleri sunan, yani kripto para borsaları, yani artık buralara aracılık yapamayacak arkadaşlar. Bunları söyledi. Dolayısıyla papara ya da benzeri reklam olmuş gibi olmasın, ya da benzeri yapıları kullanarak artık kripto para borsalarında para transferi yapamayacaksınız ya da kripto para alamayacaksınız arkadaşlar. İkinci, bu daha çok önemli. Kripto varlıklarla, yani buraya bir tanım getiriyor kanun. Kripto varlıklarla ödeme işlemlerinizi yapamayacağınızı, bu ne demek oluyor? Arsa, bir kripto parayla, Bitcoin'le arsa, araba, ev, herhangi bir şey alıp satamazsınız şeklinde bir düzenleme getiriyor arkadaşlar. Aslında bunlar bir iki ay önceden söylentiler vardı bunlarla ilgili. Sonunda gerçek oldu. Sebep ne? Sebep, kripto paralarla yapılan yatırımların takip edilememesi arkadaşlar. Yani sonuç vergi arkadaşlar, sonuç vergi. Bu vergilendirme yolu en güzel bu şekilde sağlanabilir. Çünkü takip edilebilir. Ama kripto paralarla yapılan alım satımlar takip edilemez düşüncesine sahipler. Tabii bunları kendileri daha iyi bilirler. Örneğin. Bu durumda belirsizlik ortaya çıkıyor arkadaşlar. Misal verecek olursak, örnek verecek olursak, Ahmet Ağa, Mehmet Ağa, Hüseyin, neyse, Bitcoin aldı. Evet, bu normal. Alabilirsin. Peki, siz Bitcoin aldınız ama yarın takas yapacaksınız Ethereum'la. Bunu nasıl engelleyecekler ya da bunu nasıl önleyecekler? İşte burada bir sistem bozukluğu var. Dolayısıyla Türkiye'de yatırımı biraz düşürebilir bu davranışlar arkadaşlar. Ne yapacaksınız kripto para alabilmeniz için? Banka havalası arkadaşlar. Banka havalasıyla kripto para alabileceksiniz. Ama aracı kurumlarla kripto para almanız yasaklanıyor. Yönetmelikte var bu. Evet. Size bu bilgiyi verdikten sonra bugün şöyle bir piyasayı gezelim diyorum. Neler var, neler yok. Hızlandırılmış grafik okuma, yorumlama, eğitim amaçlı, teknik, temel analiz, markette durum nasıl, hareketler yön aşağı mı, yukarı mı, işte alım satım seviyeleri nereler, işte stratejilerimiz neresi, bunları şöyle bir uzun bir genel video çekmek istedim bu akşam. Tabii bu haberin ardından bunu şöyle bir şekilde geçerim diyorum arkadaşlar. Piyasalar ne oluyor, neler oluyor? Şöyle bir bakalım. İşte kripto coin çarşısında genel market analizi, altcoin'ler, Bitcoin ve çoğunlukla altcoin'lerdeyiz arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum'da fazla kalmayacağız. Haydi başlayalım. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrar Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz.
Aslında insanın biraz canı sıkılabiliyor ama arkadaşlar fark etmiyor, fark eden bir şey yok. Aracı kurumları değil de direkt kripto borsalarına banka havalesiyle yatırım yapabilip istediğiniz Bitcoin altcoin'leri alabilirsiniz. Bu yasak değil. Alım satım yasak değil arkadaşlar. Sadece aracı kurumlarla işlem yapamıyorsunuz. Onu anlatmak istedik. Yönetmelikte de onu bahsediyor zaten. Ondan bahsediyor. Evet. O bilgiden sonra şöyle bir bakalım arkadaşlar market cap'te Bitcoin dominansı ne alemde, nereye gidiyor? Şöyle bir 15 dakikalık grafiğimizden bakalım. Evet, bugün tekrar dominansımız düşüşe geçmiş gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafiğinde. Şu anda 52.68. Şuralarda bayağı yükselirken ne oldu? Altcoin'lerde çoğunda kırmızılar yakmaya başladı arkadaşlar. Evet. Şöyle bir Bitcoin'den başlayalım arkadaşlar. Grafik analizimize. Bugün stratejileri belirleyeceğiz. İşte yani destekler, dirençler nerelerde alınır mı, satılır mı? İşte yatırım tavsiyesi vermeden bir grafik eğitimi gibi bir okuma, grafik okuma yapacağız arkadaşlar. Bakalım. 15 dakikalık grafiğinde Bitcoin. Şu anda 60.711 dolar seviyesinde Bitcoin. Şuradan temizleyerek çizelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan kaldıralım. Şurası şu anda desteğimiz arkadaşlar. Direncimiz neresi? Şurası. İlk geleceği 61.216. Geri çekilecekse ilk çekileceği yer 60.180. Evet. Şu anda 60.700 ve 709 dolar civarında. Bu direnci de kırdığı zaman daha sonraki geleceği yer 61.400, 61.500, 62 lira doğru hareket eder. Küçük bir hareket daha yaptığında ise 62.300 lira gelir arkadaşlar. Bitcoin. Hemen şuradan bir Fibonacci atarsak. Onun rengine bakalım şuradan arkadaşlar. Fibonacci'mizin şuradaki rengi. Şuranın rengini bir değiştirelim arkadaşlar önce. Şuradaki rengi açık yapalım. Şuradan da gördüğünüz gibi Fibonacci'mizi atalım şöyle. Pardon. Şuradan. Evet arkadaşlar. Şurada 618 kanalımız vardı. Onu aşağıya kırdı, düştü. Şu anda 0.786 kanalımızın içinde. Eğer az önceki dediğimiz gibi destek dirençler şurası gördüğünüz gibi 618 kanal aralığı. Yani buraya henüz iğne atmadı arkadaşlar. Şu kanal içerisinde 0.786 kanal içerisinde devam ediyor. Hareketleri 60 bin ile 60 bin 61 bin arası şu anda burası. Şu kanal. Eğer bu kanalı 0.618 kanalın içine atarsa o zaman da 61 ile 61.400 arası hareket olacaktır arkadaşlar. Grafikte gördüğümüz bu. Yani Fibonacci grafiği bize bunu gösteriyor. O seviyede kırdığı zaman da gideceği nokta gördüğünüz gibi 62 lira doğru hareket olabilir. Ama şu anda değil tabii. Şu anda geri çekilmede 60 bin dolar seviyelerine gelebilir arkadaşlar. 60.700, 60.600 seviyelerinde şu anda. Yukarısı da ne olur? 61 bin olur. Şu anda en fazla olabileceği yer. Alım fırsatı var mı? Evet arkadaşlar, Bitcoin'de şu anda ne nötr ne al diyor. Ortada bir osilatörümüz bize onu söylüyor. Yani şuralardan girilebilir. Kısa vade için az daha beklenebilir ama kaldıraçlı işlemleri yapanlar için onlar zaten kendilerini biliyorlar. Nereden stop loss koyacağını, nerede long short pozisyon açacaklarını biliyorlar. Zaten kaldıraçlı işlemler acemi işi değil arkadaşlar. Bütün varlığınızı kaybedersiniz. Bana sorarsanız kaldıraçlı işlemlerden uzak durun derim. Hemen
Bitcoin'den sonra gelelim. Kısa kısa analizlere geçeceğim arkadaşlar şimdi. Altcoin'lerden Dogecoin. Doge'de ne var? Şöyle bir 15 dakikalık grafiği açıldı. Doge'de düzeltme var arkadaşlar. Dünkü rally, dün biliyorsunuz yüzde öğle sonuydu. %150'ye yakın bir anda. Zaten %110 yaptıktan sonra uçtu. Bir anda %150 yaptı arkadaşlar. Orada da tabii borsalar kapattı. Kilitlendi yani. İşlem yapamazsın daha dedi. Bir yarım saat kapattılar. İşte bu durumlarda borsalar böyle bir şeyler yapabiliyor arkadaşlar. Alıp satım yapamıyorsun. Ha, o çıkışın düzeltmesi arkadaşlar bu. %20'lik bir düzeltme var. Doge'de. Doge'de bakınız gördüğünüz gibi düzeltme burada. Düşüş, trend, düşüş, çıkış devam ediyor arkadaşlar. Şu anda çıkış, tekrar düşüş. Doge alınır mı? Uzun vade için fiyata bakılmaz arkadaşlar. Ama kısa vade için ben bir yarını görün derim. Yarını görün derim. Hareket otursun arkadaşlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı harekete başladığında kararınızı verirsiniz Doge'de. Şu an daha henüz alım fırsatı yok arkadaşlar. Biraz daha geri çekilme olabilir Doge'de yarın. Evet. Saatlik grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi düşen trend kırılmış. Saatlikte yönünü tekrar yukarıya atmış. Doge. Ha, sağlam duruyor mu? Duruyor. Grafik güzel mi? Güzel. Ama çekilebilir ya da biraz daha yatay seyredebilir. Yarını beklemekte yarar var Dogecoin için diyorum. Evet. Ethereum'a bakmamıştık. Ethereum'a baktığımızda da Ethereum şöyle düşen trendi kırdı. %1.2 gibi düşüşte 2384 dolarlar seviyesinde. Ethereum'un küçük bir harekette geleceği yer burası arkadaşlar. Neresiymiş? Bu 2480. 2480 2500 dolarlara doğru yukarı yönlü hareket başlarsa Ethereum devam eder. Geri çekilmelerde ne olur? 2350 olur. Daha biraz daha geri çekilmeyi düşünürse sert bir geri çekilmede 2290 pire kadar geri çekilebilir Ethereum. Ethereum da bize al neresi arkadaşlar? Eğer 2250'ye kadar bir geri çekilme yaşarsa ben Ethereum'u alırım diyorum. Alış noktam burasıdır benim. Pardon. Ethereum için diyebileceğim bu. Evet. CHR'ye bakalım. CHR'de durum neymiş? Saatlik grafiğinden önce 15 dakikalığına bakalım. Arkadaşlar bu da %6 gibi bir düzeltmede. Gördüğünüz gibi grafikte bu var. Şuradan kırmış. Evet atabiliriz. Bir önceki dip olduğuna göre şuradan atabiliriz arkadaşlar. Evet. Şöyle atabiliriz. Şimdi 618 kanalını test etmiş arkadaşlar iki defa. Düştükten sonra biliyorsunuz Fibonacci atmak için bir önceki tepenin dibini bulmamız gerekiyor. Oradan baktık. Şuradan 618. Şu kanalda devam ediyor arkadaşlar. Bu kanal devam ederken yukarı iğnelemeler var. 618 kanalına eğer kendini atarsa yön yukarıya doğrudur. İlk etapta geleceği yerde 0.45 dolardır. Şu anda 0.40 dolarlarda seyir ediyor CHR o arkadaşlar. Özür. Evet. Çiliz'e bakalım arkadaşlar. Ne yapmış bugün? Çiliz'de %16 ile %20 arası düzeltme var. Dünkü %55'lik rally'nin ardından. Çiliz hala o yatay seyriyle devam ediyor. Kendini yukarı atamıyor arkadaşlar bir türlü. Dün o yükselişte güzel bir satış yedi. Ardından da işte böyle hareketi yatay olarak devam ediyor çilizde. Çilizde çizeceğimiz bir pozisyon. Saatlikte bakalım var mı? Saatlikte arkadaşlar çilizin durumu neymiş? Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Çiliz düşen trendini saatlikte kırmış gördüğünüz gibi. Evet. Güzel bir pozisyon. Güzel bir pozisyon. Şurayı uzatırsak. Gördüğünüz gibi
daralan üçgeni çiliz kırmış. Ne vardı burada? Gelmiş böyle bu şekilde. Burada sıkıştı arkadaşlar. Patlaması gerekir. Nereye patlayacaktır? Ya yukarı ya aşağıya. Ama bu yukarı yönlü patlama yaptığına göre hareket devam eder. O zaman ne olur bu? Bir gerideki yükselişin aynısını buraya atar arkadaşlar. Çiliz. Çiliz'de her an şu kadar bir yükseliş gelebilir. Bu da nereye tekabül eder? İşte 0.82 dolarlara kadar yükseliş gelebilir çilizde yarın öbür gün. Şu anda 0.64 dolar seviyesinde çiliz. Bu da bir ne kadar yükseliş yapabilir? Şuradan hemen bakarsak arkadaşlar %30'luk bir yükseliş her an gelebilir. Şu anda %16-20'ye yakın eksi, %30 arayarsa %50'lik bir oynama olabilir çilizde arkadaşlar. Evet, çilizden sonra BitTorrent. BitTorrent'e bakalım. Şuradan ne var ne yok BitTorrent'te. BitTorrent'teki durum. 15 dakikalık grafiğini açtık. BitTorrent'te de aynı arkadaşlar. Şu anda %17 gibi bir yükselişi var. Yükselişi yatay seyriyle devam ediyor. Şurada bir desteği var. Şurada bir direnci var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık saat şu anda 22.30 Avrupa'da. Şu anda 0.6 ile yani şöyle söyleyeyim şu saate kadar sadece şurada bir yukarıya çıkmaya çalıştı ama tekrar geri döndü. Şu iki paralel kanal aralığında devam ediyor BitTorrent. Pozisyon ne olur BitTorrent'te? Saatlik grafiğine bakacak olursak arkadaşlar. Pozisyon ne olur? Şu anda düşüş trendi gibi trendimiz var saatlikte. Ne olur? Şuradan yukarıya dönerse şu pozisyonu yakalayacaktır arkadaşlar. Yani 0.011 ilk hedefi olacaktır. Yani 0.10-11 arası. İlk hedefi yükseldiği zaman. Yani şuradan kafayı kaldırırsa %35-40'lık bir yükselişi var. O da 0.11'e tekabül ediyor arkadaşlar. 2 saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi 2 saatlikte de düşen trend devam ediyor ama desteği kuvvetli gördüğünüz gibi 0.0090 destek arkadaşlar. Şu anda da 0.10 direncini kırarsa şurayı kırarsa yön yukarıda olacaktır BitTorrent'te. Alım fırsatı mıdır? Alım fırsatıdır. BitTorrent şu anda ucuz arkadaşlar. 0.0090. Evet, tabi yatırım tavsiyesi değil bunlar. Şu an benim grafik okuyup size izah etmem, anlatmam. Yani bilgi vermem anlamında bir nevi eğitim oluyor arkadaşlar. Kararınızı kendiniz vereceksiniz bu durumda. 4 saatliğine bakacak olursak gördüğünüz gibi 4 saatliğinde de kırmızı mumlar devam ediyor. Yani şöyle devam ediyor. Şu paralel yatay çizgisi içerisinde durumlarımız devam ediyor. Ne olur? Ne olur değil mi? Şuradan bir Fibonacci atmak istersek nereye gider? Yönümüz bakalım. Evet. Şu anda 618 band paralel aralığını şu seviyeyi yukarı kırmış durumda arkadaşlar. Yani onu o direnci yukarıya kırdı. Orası şu anda destek oldu arkadaşlar. Bu kanalın üzerine attı kendini. Yani bu kanalın içi 0.90'la yani çift 0.90'la 0.010 aralığı arkadaşlar. Bakın bunu da yukarıya iğneledi. Bunu da yukarıya iğneledi. Tekrar tutunamadı. Buradaki direnci kıramadı arkadaşlar. Geri desteğine çekildi. Ve burada oyalanıyor şu anda. Ama ilk etapta burayı kırarsa dediğim gibi bakınız 11 ve 12 aralıkları var. İnşallah daha da devamı olacaktır BitTorrent'in. Pozisyon güzel arkadaşlar. 4 saatinde de gördüğünüz gibi gayet güzel pozisyon var. Evet. 4 saatliği böyle. Amma ve lakin. Bakınız bak bunu görmedik. Günlüğüne baktığımız zaman hemen tabii ki bunu siz de gördünüz oradan beri. Bunu siz de gördünüz arkadaşlar.
Bunu siz de gördünüz. Ne yapmış arkadaşlar burada? Adeta şöyle bir şey yapmış, değil mi? Bayrak yapmış. Yani isterseniz bayrak gibi de çizebiliriz ama çizmeye de gerek yok. Burayı yukarı yönlü kırmış. Gördüğünüz gibi bu çizgileri kaldıralım biz. Sadece bayrak koyalım arkadaşlar. Şu bayrağı koyduk. Yani bayraklarımızı dizdik. Şuraya bayraklarımızı dizdik. Ne anlama geliyordu bu? Şuradaki yükselişimiz, pardon, şuradaki yükselişimize bir bakalım arkadaşlar. Hop, şu. Biraz geri çekelim. Nereye koyuyorduk? Kırılma noktasına. Ne kadar yükselişimiz oluyormuş? 0.019 dolar hedef var arkadaşlar. 0.019 dolar hedef var. Neye tekabül ediyor? Yüzdelik olarak %103 yükselişi var arkadaşlar. Yakın. Yakın BitTorrent'te bu yükseliş yakın. Ha, bu bir günde olmayabilir. 2-3 güne 4 güne yayabilir ama bu yükseliş var arkadaşlar BitTorrent'te. BitTorrent'in grafiği güzel günlükte. Az önce baktıklarıma göre günlük çok güzel. Evet, BitTorrent'te bu. CRO'ya bakalım. CRO'da yön yukarı doğru görünüyor günlükte. Ben 15 dakikalığına bakıyorum. Şuradan orayla başlayalım. Gördüğünüz gibi hemen hemen hepsinde de bir düzeltme var arkadaşlar. Kırmış, yatay seyrine başlamış. Burada da saatlik grafiğini görecek olursak şöyle bir yatay var. Orada gene de yükseliş var. Çünkü bu dip, bu dipin altında duruyor. Buna da bir yükseliş deniyor. Burada bir omuz baş omuz formasyonu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada bir de obo formasyonu da var arkadaşlar. Ama düşen trend var. Düşen trend olduğu için de gördüğünüz gibi şu düşen trend de yön aşağıda. Fakat şuradan kendini yukarıya salmış arkadaşlar. Şuradaki düşen trendimiz kırılmış. Gördüğünüz gibi şuradaki düşen trend kırılmış. Saatlik, bunların hepsi birer saat. Kırmış. Ne yapacaklar arkadaşlar? Şu hareketin aynısını şurada yapacaktır. Bakınız. Şurasını. Evet arkadaşlar, burasını şu hareketin aynısını yapacaktır. Nasıl mı yapacaktır? Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Şöyle. Yani şurada %10'luk anında hareketi var. Şurası kadar, %10 kadar şuradan %10 hareket alacaktır arkadaşlar yükseliş. Evet. Güzel. CRO'nun pozisyonu da güzel. Dönelim neye? JOS. JOS'tan başlayalım arkadaşlar. Bakınız bugün çizmiştim ben bunu. Yön dedim şurayı kırdı. Yukarıya tekrar yataya bağladı. Ama yönü yukarıya çalışıyor. Gördüğünüz gibi JOS'un şu pozisyonu az önceki çizdiğim grafiğin benzeri şuradan yukarıya alacaktır. Küçük küçük yükselmelerle JOS yoluna devam edecektir. Şu anda da %6'ya yakın bir yükselişi var JOS'un. 2 saatlikte var mı değişiklik? Evet, 2 saatlikte de omuz baş omuz tekrar omuz hizasından kendini yukarıya atmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi destek ve dirençlerine bakacak olursak şuradan bir desteğimiz ve şurası da direncimiz arkadaşlar. Onu da kırdığı zaman güçlü direnç burası bugünkü. 0.044. Şu anda 0.041. Yukarı yönlü hareketinde ilk geleceği yer orası. Yön aşağı dönerse ne olur arkadaşlar? Geleceği yer 0.037 olur. Şu anda 0.041 dolar seviyesinde JOS, yani Contentos. Evet. V chain'e bakalım arkadaşlar. V chain'de de şu anda %6'lık bir yükseliş var. V chain gerçekten güzel gidiyor. V chain her zaman takip edilmesi gereken bir altcoin arkadaşlar. Vet yükseliş trendinde kırmış. Şu yükseliş gelebilir arkadaşlar. Bakınız. Burada da bu var. Gördüğünüz gibi bu 2 saatlik grafiği. Burada bu var arkadaşlar. Evet. Burada bayrağımız var. Ne kadar yükseliş gelebilir bayraktan sonra? Şöyle bir çizmeden şurayı direkt tutalım.
Arkadaşlar %60'lık bir yükselişi var. Şuradan %60'lık bir yükseliş gelebilir. VÇ'inden o da ne zaman olur? Bir günde olmaz. Birkaç gün içinde bu yükselişi gerçekleştirebilir VÇ'in. XRP'de saatlik pozisyonuna bakacak olursak arkadaşlar yatay olarak yatay seyirde devam ediyor. 2.76'lık bir yükseliş trendi içerisinde XRP. Evet, XRP şurası desteğimiz, şurası da direncimiz arkadaşlar ilk etapta. Şu andaki fiyatımız 1593 ama şu anki desteği de 1703 arkadaşlar. Ne var arada? Yüzdelik olarak şuradan şöyle bakarsak %8-9'luk pozisyon var. Eğer bunu da yaparsa arkadaşlar, yani 1700'de yukarıya devam ettirirse şuradaki direnci var. O da yaklaşık kaçlık? O da %14'lük, 15'lik bir yükseliş demektir burası. Peki buradaki fiyatı ne olur? 1800 doları geçer arkadaşlar. Zaten direnci neresi biliyor musunuz bunun arkadaşlar? Şu anda 1961 2000 şey 2 dolar. 1.96 2 dolar arası. Yani şu anda 1600 1.60 dolara yakın ama hedef 2 dolar. Bu yakın arkadaşlar XRP'de. XRP'de de durum bu. Tron. Tron'da hareket güzel. Şu an 2'ye yakın bir yükseliş var. Grafik olarak hareket güzel arkadaşlar. Yükselişi zaten devam ediyor. Direnç olarak da gördüğünüz gibi destekler, dirençler kanal hareketinde ama yükseliş olarak devam ediyor. Şurayı şöyle kaldırırsak Tron'da şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle bakabiliriz Tron'a. Şunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Şuradan Tron'a bir şeyler çizebiliriz şöyle. Şuradan tutarsak çizemedik. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tron'da kanal içerisinde yükseliş olarak devam ediyor. Gördüğünüz gibi orta çizgiden altına üstüne inerek devam ediyor. Şu an altında tekrar üzerine çıkması halinde geleceği 0.17. Şu anda 0.15 dolarlarda. Ama şekil güzel arkadaşlar. Pozisyon güzel, hareket güzel Tron'da. Tron gördüğünüz gibi kendi halinde 10, 15, 12 devam ediyor. Ama yön daima yukarıda, yükselişi devam arkadaşlar. Tron yakındır. 50 senti geçer arkadaşlar. 0.50 senti geçer. Evet. Tron'da da durum bu. Adaya bakalım. Cardano. Cardano'da gördüğünüz gibi hareketler yataya bağlamış arkadaşlar. Yatay seyirde Cardano devam ediyor. Şu anda destek ve dirençlerine bakalım. Destek burası. Direnç burası. Bir direncimiz de burada var. Direnç, destek çizebiliriz. Çünkü düşüşler, çıkışlar, inişler destek ve dirençlerdir. Bazen destek direnci, dirençler de desteğe dönüşüyor arkadaşlar. Pozisyon bu. Pozisyon bu. Ne oldu? Şu anda 1.39, en fazla 1.5 dolara kadar rallisinde çıkabilir. Cardano. Cardano'dan büyük rally henüz gelmedi arkadaşlar. Önceki ralliden sonra yaklaşık 1-1.5 ay oldu. Ne zaman ne yapacağı kestirilemiyor. Her an ralliye devam edebilir Cardano. Çünkü hacim var. Sağlam coin, altcoin. Sıralamada da yeri de güzel. Yani güvenilir altcoin Cardano. Evet, bakmadıklarımıza bakalım arkadaşlar. HOT. Holochain. Holochain. Çift 0.019 dolar şu anda seviyesi. Holo'da da güzel arkadaşlar. Yani VÇ'in gibi Holo'da da güzel hareketler oldu. Olabilir de daha. Şu hareket tehlikeli arkadaşlar. Niye? Bakınız. Bu hareket ne demek biliyor musunuz? Şuradan hem görmeniz babında çizelim arkadaşlar. Şurası.
Şurası. Evet. Şurası. Şurası. Gördüğünüz gibi. Şurası yükselmiş arkadaşlar. Düşüşe geçince yükseldiği kadar desteğe geri çekmiş. Destek. Desteğin biraz üzerine kendini bırakmış. Şurada desteğimiz şurası bak görünüyor. İğnelemiş ama biraz üzerinde bırakmış. Ne yapmış arkadaşlar? Şuranın mesafesi kadar kendini tekrar yukarı atmış mı? Atmış. Tekrar geri çekildiğinde şuranın mesafesinin omuz hizasına kadar gelmiş, geri bırakmış. Yükseliş trendi başlamış demektir bu. Yani şuradan yükselişe başlamış demektir. Nasıl anlıyoruz bunu? Şuraya bakın. Hop 1, 2, 3 arkadaşlar. Şöyle çizdiğimizde ne görüyoruz? Bir yükselme görüyoruz, değil mi? Yani yükseliş trendinde. Yani bu durumlarda şu yükselişin ölçüsü bu düşüşün ölçüsüdür. Şu yükselişin ölçüsü düşüşün ölçüsüdür. Ama devam etmedi. Şurada kendini yukarıya attı arkadaşlar. O zaman yön yukarıya doğru devam edecektir. Holo chain'de diyoruz saatlik grafiğinde. Günlüğüne bakacak olursak günlüğünde ne varmış? Evet arkadaşlar. Günlüğünde de güzel bir pozisyon var. Eğer hareket yukarıya gidecekse ki onu gösteriyor. Düşen filamayı kırmış yukarıya. Yani daralan üçgen bu aynı zamanda. Çizersek de görebiliriz zaten daralan üçgeni. Şu bir. Gördüğünüz gibi daralan üçgen var burada. Şurada daralmış arkadaşlar. Bunu da bu ne yapmış? Buradan yukarıya kırmış. Gördüğünüz gibi. Bakınız şu çizgilerde yukarıda kırmış. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Şu boy kadar kendini yukarıya salacaktır holochain. Evet. Tabii doğru koyabilirsek. Ki koyduk zannediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi neresiymiş hedef? 0.048. Şu anda pozisyon 0.018. Güzel bir yükseliş olur buraya gelirse. Ama bu tabii bir günlük yükseliş olmaz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Olmaz demeyin. Bazen de oluyor işte. %80'lik bir yükseliş. Bazen %110. Dün ne yaptı Dogecoin? %150, %155'e kadar bir anda attı kendini. Altcoin'lerde her an her şey olabilir arkadaşlar. Böyle yükselişler. Şu an yine hala hepsi düzeltmede gibi görünüyor. Ben bugün bu gece bayağı vaktinizi aldım gibi de bir iki tane daha bakalım bırakalım arkadaşlar. Ankara'nın taşına bak, gözümün yaşına bak. Ankara gidiyor arkadaşlar. Ankara güzel bir pozisyon vermiş bize. Devam edecektir şu yükseklikte. Gördüğünüz gibi burada yine bayrağımız var. Ne oldu bayraktan sonra? Çizmeden direkt yüksekliği gösteriyorum. Hop şu yükseklik. Yani %175. Evet. Şuradan %175 görünüyor. Peki şurası kaç? Yani 40'ı çıkar. Yani %120'ye yakın bir yükseliş gerçekleştirebilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası %120'ye yakın bir yükseliş gerçekleştirebilir. Çünkü almış yukarıyı. Hatta hele şurada bir de kulüp yaparsa yükseliş daha da uzayabilir arkadaşlar. O zaman çanak oluyor. Pişt, yukarıda. Evet. Ankara güzel. Ankara güzel arkadaşlar. Ankara güzel. Nervous Network. Networkler serisinden bir de Nervous. Nervous de kendini yataya bağladı. Günlük grafikte. Saatliğine bakacak olursak saatliğinde pozisyon gördüğünüz gibi yükseliş, düşüş ve yükselişe geçecektir. Ne kadar geçecektir arkadaşlar? Şu düşüş kadar yani şuradaki düşüş pozisyonu kadar yükseliş yapacaktır diyorum. O da yaklaşık al sat yapanlar için söyleyeyim %9'luk bir yükselişi geliyor. Şu anda Clear Network'ün, Nervous Network'ün. Evet arkadaşlar, Nervous'dan da geçelim. Nereye geçelim? Nereye geçelim? One, bir numaraya geçelim arkadaşlar. Bir numarada durum ney? Saatlikte. Aynen az önceki pozisyon. Buna Fibonacci atabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
Evet, 0618 kanalının içinde hareket ediyor. Ve 0382 kanalını test etmiş. Burayı da ziyaret etmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iğnelemiş burayı. Buradaki pozisyonda 0.15 ve 0.15-60 dolar arasında olur. Şu anda 0.14 dolar seviyesinde harmoni seyrediyor. Evet arkadaşlar, bu akşamlık da bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bol şanslar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.